kapılar daha çok öne çıktı. Kapıların tarihi birikimi, ironisi ve yüzlerce yıllık yaşamı içinde nice büyük aşkların, sevgilerin, sevdaların ya da ayrılık ve acıların yaşandığını bir kez şöyle gözümüzün önüne getirirsek, ironisinin ne kadar insanı ilgilendirdiğini buradan anlayabiliriz. Bu tarihi kapılara bir yeni tat, yeni bir can vermek istedim. Ve 40. kapı adı altında bunları sevgili İnci Aksoy'un galerisi Ekavart'ta sergilemeyi büyük bir onurla üstlendim. Zaten Hamlet'in Trador da başladı. Bu herhangi bir boyama ya da herhangi bir resimleme değil. İki kapıda önlü arkalı 270'ten çok kompozisyon var. Bu 270 kompozisyonun kendi içinde birbirleriyle ilişkilerini, ilintilerini adeta kılcal damarlarla birbirine bağlandığını düşünmek ve buna göre bu resmi tamamlamak kolay olmasa gerek. Bu nedenle tam 2 yıl bu kapılar üzerine çalıştım. Sonucunu kendim sevdim. Umarım izleyiciler, sana sevenler de sever. Amacım yarına güzel bir şey bırakmaktı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekavart Galeri'de Geçmiş Neden Hala Geçmedi isimli sergimdeyiz. Bu benim 2. kişisel sergim. Fakat karmalar da dahil diğer tüm sergilerime kıyasla benim için çok çok özel bir sergi. Bunun asıl nedeni bu serginin babamla birlikte açmış olduğumuz ilk sergi oluşu. Babamın da 40. Kapı isimli bir bölümünü gezmeniz mümkün. Sergide yaklaşık 40 eser var bana ait. Ve bu 40 eserin pek çoğu son 2 senenin ürünü. Resimlerim genelde naif ve çocuksu bir anlatıma sahip. İlkel sanattan çok etkilendiğimi itiraf edebilirim. Meksika ve işte Afrika sanatı ve bir yandan Anadolu kilimleri, Anadolu'nun sahip olduğu yerel kültürler, yerel sanatlar, bunların hepsi beni çok etkiledi ve eserlerimde bunların alt metinleri ve sembolleri mevcuttur. Bunun dışında sergiyi gelip görmenizi tavsiye ediyorum.